Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da 30 yıllık Minsk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur Türkiye. Ve Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşında çözüm merkezi haline gelmiştir. Bugün Türkiye'nin çözüm kapasitesine saygı duymayanlar, bugün Türkiye'nin üretim yeteneğine saygı duymayanlar, Türkiye'nin ihracatına saygı duymayanlar kalkıp kendi tavsiyelerinin çözüm oluşturacağını düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar. Yani bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde yapamaz diyenler, fabrika kurmak istediğinde kuramaz diyenler, fabrika kurduğunda üretemez diyenler, ürettiğimizde satamaz diyenlerin psikolojisine baktığımızda bu maalesef bir patolojiyi bize gösteriyor. Biz bunlara diyoruz ki lütfen millet olmanın gereği olan kıvançta ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Erdoğan düşmanlığının ve AK Parti nefretinin sizi getirdiği nokta saygı kaybıdır. Siz bugün iktidar olmaya çalışıyorsunuz. İktidar olmak için altılı masada bir araya geliyorsunuz. İktidar hazırlığı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. Ama kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar olmuş. 20 yıldan beri de her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan bir siyasi iradeyi sevmeseniz bile bu başarıya en azından saygı duymanız gerekir. Bu siyasi nezaketin, siyasi eteğin bir gereğidir. Dolayısıyla eğer Türkiye'de birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacağını zannediyorlarsa bilmeleri gerekir ki bu milletin Anadolu'nun derin irfanına çarparlar ve tuzla buz olurlar değerli arkadaşlar. Yine sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda bildiğiniz gibi bir çalışma komisyonu kuruldu. Yine geçmişte sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda da yine geçmişte bir çalışma komisyonu kurulmuştu. Bu çerçevede biz pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de zaten yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar aracı, bir şov aracı haline getirilmesine değerli arkadaşlar müsaade etmeyeceğiz. Bunu sizinle paylaşmak istedim.